Herkese merhaba arkadaşlar. Selamlar. Konsolosu olarak yine karşınızdayız. Sizlerin desteğiyle yürümeye devam ediyoruz. Niye böyle söyledik? Çünkü geçtiğimiz hafta sizlerin de isteğiyle bir forum açtık. Forumu bir haftalık bir benchmark yaptık arkadaşlar. Açıkçası Murat da bizim ve aynı zamanda Şener'le de aslında üçümüzün de yüzünü güldürdü. Çünkü sizlerin desteği sayesinde hakikaten forum çok heyecanlı gidiyor. Çok dinamik gidiyor. Enerjisi yüksek, katılım yüksek. Biz de bunları okudukça çok mutlu oluyoruz. Çünkü ben akşam mesela sabahtan bir bakıyorum forma ne var ne yok diye. Akşam işte işlerden sonra acaba ne duruma bir bakıyorum. Mesela ilk gördüğüm başlık böyle ta arkalara gitmiş falan. Hani hakikaten çok güzel bilgi paylaşım ve seviyeli bilgi paylaşımı oluyor. O bizim çok beğendiğimiz bir konu ama bundan girerken de aslında Murat bir de şundan bahsetmek lazım. Burada çok böyle çalışkan arılar, karıncalar var aramızda. Birazcık onlardan ben bahsetmek istedim. Öncelikli olarak aslında havuz görevlisi geliyor listenin başında. 150 küsur mesaj atmış adam. Vallahi canavar, canavar gibi çalışıyor. Bir hafta için çok iyi rakam. Evet. Buradan kendisini çok tebrik ediyoruz ve verdiği destek için çok çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar desteği de veren diğer arkadaşlar var. Biraz bahsedelim. Stink Dreamer var. O da gene bir yüzdenin üzerinde diye yanlış hatırlamıyorsam. Sonra Quadros var. Devil May Cry var. Tokmak var. Tokmak 78. 78 mi? Sonra PayPay var. Zakatek var ve sonra da Kızıl Ejder var. Tabii bunların dışında da çok insanlar var. Ama yani bunlar sadece en üstte çok fazla ilgi gösteren ilk arkadaşlar. İlk 5 zaten bu. Bunlar ilk veya ilk 10 diyelim. Bu arkadaşları tekrar sizlerin huzurunda sonsuz teşekkür ederiz. Sizler sayesinde forum çok daha iyi olacak. Bol bol da sizin gibi kaliteli bilgi paylaşmayı seven arkadaşlarınızı da foruma getirin ki enerjimizi, gücümüzü ve bilgi paylaşımımızı ortak bir platformda birleştirebilelim. Mesela şeyde PlayStation Network kısmında bir evli PS3 grubu var. Grubu var. Evet. Onlar öyle kendi halinde takılıyorlar. Ben baktım, muhabbet zaten almış başını girmiş. Tamam, akşam onlara şunu alalım, bunu alalım falan muhabbeti. Onlara bir çay falan yollayacağım. Devam edin arkadaşlar. Ya bak bu tip komünitler çok güzel yani. Kesinlikle abi kimse yani. Kimse dokunduğu yok. Güzel bir şey. Hiçbir umarım problemimiz yok. Onlar da aradıkları seviyeyi biz de beraber bulurlar. Bulmuşlardır. Evet, gelelim oyunumuza. Ben bu sahneyi bir ara hatırlıyorum Murat ya. Geçen haftanın olaylı çekimimizden sonra. Vay canına. Ya biz bir kurşun mu döktürsek? Ben lazım, aslında lazım abi. Pek inanmam öyle şeylere ben ama. Ben inanmaya başladım. Vallahi inanmaya başladım yani, ya. Hayır, nazara inanırım da kurşun döktürmeye çok inanmam. Abi çok fantastik yani arkadaşlar. Şimdi programı çektik. Sonra makine bilgisayarı. Ha onu söyleyeceğim esas. Ben 1000 dolara satıyoruz dedim PC Murat'ın laptopu imzalayacağız. Kimse alırım malırım diye yazmamış. Bu hafta 500 yaptık. Hadi bakalım. Yakında bedava vereceğiz gibi geliyor ona. Şimdi şey mi? PC kapanmıştı. O Gears of programlara bahsetmiştik bundan. Sonra Gears of programını çekerken işte benim içerideki desktop'u getirdik. Bağladık ettik falan. Her şeyi çektik. Güzel çalışıyor falan. Akşam Murat eve gidiyor işte. Saat 1'de mi gitmiştin? Kaçtı? 1.30'da eve vardım. 1.30'da eve gelmiş. Bana bir tane mesaj attı. Onur ayva yiyorduk. Onunla bile yarım yamalak çıkmış görüntüler ama son anda düzelttik diye. Bir uğursuzluktur gidiyor. O kem gözlerin oyacağız gözlerini öyle söyleyeyim ben size. Onları oyacağız. Ben de buradan mesaj veriyorum buradan. Önce teşekkür ettik sonra oyacağız. Var. Birileri bugün, çok fena var ya. Enteresan. O halde burada kızgınlığını sen God of War'da öfkemi Kratos'ta beraber akıtacağım abi. Bakıyorum. Evet. Buyur. Ghost of Sparta arkadaşlar. PSP için orijinalinde yapılmış oyun biliyorsunuz PlayStation 3'e Chains of Olympus'la birlikte geldi. Biz Ghost of Sparta'yı daha sonra yapılanı oynamayı tercih ettik. Sonuçta zaten buradaki amacımız başarılı bir şekilde port edilmiş bir PlayStation 3'e edilmemiş mi? Daha çok onu irdelemek diyeyim. Ne düşünüyorsun Onur? Şu ilk görüntüden vallahi, bunun sonuçta bir PSP oyunu orijinalinde olduğunu unutma. Demesen bile bunu bana. Ben bunu hani Kratos yerine başka bir karakter koy. Şey diyebilirim abi bunu arcade'de yapmışlar ama hakikaten adamlar biraz daha uğraşsalar. Sanırım kutulu bir oyun haline getirirlermiş bunu galiba diyebilirim. Yani şey yapmıyor oyunun grafikleri bence hiç sırıtmıyor bu nesile göre baktığın zaman. Ki zaten ileride böyle akan şelale falan orada böyle daha da böyle şey grafiklerin coşacağı belli. Bir şey diyeceğim şu bir ileri gitsene biraz. Dur geri gel bakayım. Ha bak gölgeyi görüyor musun? Burada bu tip böyle şey hatalar var. O ışıktan yani, olacak şey. Yani şu bak şu noktada birdenbire bir ışık var. Kaynağı değişiyor ama hani sen söylemesen de hiç gözüme batacak bir tahmin şey değildi. Ama. Tabii ki bu neslin top oyunlarından biri gelmesin aklınıza. Bu bir değil. Baştan tekrar yapım değil. Sadece tekstürlerin, dokuların falan elden geçmiş hali olduğunu söylemek lazım. God of War 3 değil yani bu değil ama
Oynadığınız zaman da PlayStation 2 ya da PSP'ye dönmeyeceksiniz. Onu söylemek gerekiyor. Yani şu mesela şu dinamik ışıklandırma falan mesela sağda. Evet yani. Dinamik demeyeyim de yani bir ışık böyle dokusu vesaire var ve hani sırıtmıyor bunlar da kesinlikle. Dokular falan. Oyun belki en zayıf yön dokular ama onlar bile çok fazla şey yapmıyor. Yuvarlak nasıl bakayım onları adapte etmemişler yalnız. Aç bakayım şu yuvarlak vardı ya. Oha öyle tuşu var. Biraz dana gibi olmuş. Evet şimdi oyunun... Baksana işte abi güzel abi, yani. Oyunun ortalarına yakın bir yer mi? Sonuna yakın bir yerdeyiz. Buradan şu şeyleri şimdi bir halledelim. Murat biz neredeyiz şimdi? Atlantis. Evet Atlantis'teyiz. Hemen buradan ben hızlıca bizim elemanın şeylerini bir göstereyim yalnız sana. Yalnız oğlum kafana vuruyorlar resmen. Vursunlar. En önemli bizim bu oyundaki özelliğimiz... Zinciri salla Murat. Bir tane bizim şöyle bir alevimiz var. Allah be. Bunu normalde oyunun ilerleyen başlığında bir yerden alıyoruz arkadaşlar. İşte bu ya. İşte bu. Sabaha kadar Mokoko. Alıyoruz, atıyoruz, her şeyi yapıyoruz bildiğin gibi. Bizim kafasına. Zaten Kratos'umuzun olayı budur. Budur abi, budur ya. Baksana bak, nasıl gördü. Hakikaten. Kombolar bakımından hani diğer oyunlar kadar çok çok muhteşem zengin değil. Zengin değil değil mi? Zengin değil, onu söylemek lazım ama. Sırıtıyor mu? Hayır sırıtmıyor. Şöyle güzel bir şey var bak. O tarafı olmadı ama. Şöyle bir şu adamdan bir uzaklaşayım. Gel bakayım. Çok izlemem şöyle koşarak böyle alıp. Of! Vur! Kafasına. Abi kendine. Çok iyi be. Nasıl? Bunu bir daha istiyorum. Adamı darma duman bunu bir daha ettim. İstiyorum. Çok güzeldi arkadaşlar. Vallahi bomba gibi. Şimdi yukarıda şu anda kayboldu ama geldi. Bunu göstermemişim varsay. Yukarıda yeşil, mavi ve benim biliyorsun kırmızı var. Bunlar yeşil sağlık her zaman olduğu gibi. Mavi büyü gücü. Ondan sonra kırmızı da bu oyuna özel bir durum. O üçüncü zaten genelde oyundan oyuna şey yapıyor, değişiyor hep. Burada bir şeyimiz var, alevimiz var. Onu kullandığın zaman senin silahların alev alıyor ve çok daha iyi bir şekilde bir zarar veriyorsun. Yuvarlığa basalım. Yani yuvarlığa basacağız. Tamam. Baksana abi adamlar yapmış ya hakikaten yapmış. Yani şimdi bu oyunda karşımıza çıkacak olan öğeler işte bu duvara tırmanmaktı, bu işte bir şeyleri yana sağa sola kırıp atmaktı falan filan. Bunlar hep önceki oyunlarda zaten mevcut olan şeyler. Yani arkadaşlar aslında Ghost of Sparta oyuna yeni bir şey eklememiş. Mevcut olanları ama güzel bir şekilde kullanmış. Mesela işte şu bizim baksana bak biraz daha geri gel. Şu geçişteki bak güzelliğe bak. Yani değil mi? Bir şeyden PSP oyundan alabileceğin maksimum verim bu adamlar zaten burayı yansıtmışlar. Evet ve yani, çok daha iyisini yapmışlar. Çok daha güzel. Baksana ne güzel lazım. Hareketti bu. Sandıklarımız yine her zamanki gibi bize sağlık, büyü ve işte XP olarak dönen sandıklarımız var. Bunu tutarak açıyorsun. Bunlar Murat zaten, yol köprüsü olarak geliyor. Aynen. Bunlar zaten hiçbir zaman boş değişmedi biliyorsun. Bir de boş değil bunlar. Hep bunlar senelerdir aynı şekilde açar Kratos'umuz bunları. Bakalım burada. Şimdi büyülerimiz var demiştim. 3 çeşit büyü var. Hemen onlardan bir göstermek istiyorum. Şu birincisi. Güzel. Çok çok iyi değil. Ben şunu çok seviyorum. Bir kara delik gibi bir şey açıyorsun. Vortex falan değil mi öyle? Yani vortex. Onlara veriyorsun küsküyor. Aynen o. Onlara o tarafa şey yaparken abi alıyorsun. Bu bizim şeyler, Medusa'lar. Tehlikeli. Aha. Bak. Murat vur kafa. Of çok güzel. Ama bunları şey yapamıyorsun yani. Bak kuyruğuna tutum. Bak her seferinde ayrı şey söylüyor çok bana. Çok güzel be. Biraz daha büyüğün varsa kalmamış. Aha taş yapacak seni. Çok tehlikeli onlar. Onları hemen halletmek lazım. İlk hedef o. Evet. Halletmezsen. Şimdi her zamanki gibi. Vurmayacaksın be Murat be. O eventi görecektim abi ya. Şimdi o zaman bunu da hallederiz abi hiç korkma. Murat bir şey soracağım. Şu... Medusa'nın alsana böyle hani ağzına vurmuştun ya az önce böyle. Ha şöyle. Ah! Ağzına sok böyle yapış. Vur lan! Çek. İşte böyle. Kapat. Bak. Abi ya. Öbürleri de işte yani taş oldu değil taş mi? Taş oldunuz kaldınız lan. Abi dur şimdi burada. Dur lan ölmedi adamlar. Start'a bas. Dur şunu da öldüreyim ya. Şunu bir koşarak bir halledeyim. O zaten olmadı. Bak şunu çok seviyorum. Aa olmadı. Aa, çok yakın kaldı. Şunu çok seviyorum ya. Ağzına yüzüne. Vur.
Allah bu be. Tabii ki eğer önceden bu adamı yıprattıysan oradaki şey az sürüyor. Evet. Hemen işini evet, bitiriyor. Evet. Ama önceden hiç vurmadıysan bayağı bir yerde tepeliyorsun. Hı. Öbürleri gelip az önce vurdu zaten. Az önce bayağı vurdu. Müdahale edebiliyor. Orada tek başına kalmıştı. Hı. Müdahale edebiliyor. Abi yani. Şimdi bak şunu söyleyeceğim. O Medusa'nın kafasını aldığın sahne şu oyun dünyasındaki en evet. böyle insana adrenalini böyle yükleyen o böyle Kratos'una böyle öfkesini böyle diye böyle kustuğun evet. en güzel sahnelerden biri. Yani orada Joypad'in de resmen herifin kafasına ağzına vuruyormuş gibi hı. veya bir Fight Night oynuyormuş böyle tadında. Evet. Hakikaten böyle ciddi yumruklar sallıyormuş kadar. Beni şu an gene gaza getirmeye yetti yani. Yani zaten bu oyunun özelliği ne? Kratos'un o öfkesini tabii. şu kontrolörle aslında sana çok akıtmak, iyi aynen çok, çok iyi vermesi. Bu oyunun en büyük özelliği, en büyük başarısı kesinlikle. Bu. Adamın öfkesini o kafayı koparmaya hissediyorsun yani. Ya var mı böyle bir şey? Aldı böyle. Aa diye böyle ağzına vurdu. Çok verdi. Süperdi abi bu. Aynen öyle. Şimdi bu bizim yine her zamanki gibi özelliklerimizi arttırdığımız yer. Ben o zincirli bileğime dolanan zincir zaten hı. klasik silahdı. Allah'ın emri herkese vardı. Maksimuma getirmişim. 3 tane büyüm var demiştim. Bir tanesi bu. Bu alevlendiren bunu da maksimuma getirmişim. İşte o şeyi açan vortex bunlar tarzı tabii şeyi açan. Bunlar tabii orplarla upgrade oluyorlar. Evet orpla upgrade oluyor. Hatta birisini birazdan yaparız. Bu bir ikinci silahım var. Onu gösteririm şimdi. Yani aslında şey olarak çok zengin değil envanter olarak. Bir tane bir silah daha var. Hı. Aa bak bu da güzel. Bu böyle yanıyor falan değil mi? Ha, bu 3 tane. Bak abi bir şey söyleyeceğim sana. Bir ekran çevirsene bunu bir. Şey için bak böyle. Evet. Bir şey yapamıyorlar. Bak şey söyleyeceğim. Oyun efektlerine baktım. Tahmin ediyorum oyun tekstürlerle beraber efektleri konusunda böyle çok yani daha çok efektlere çalışmışlar. Çünkü hani yapımı daha kolay ya bütün elden geçirmiyorsun şu efektler için. O yanma dönme böyle opların parıltısı falan hakikaten çok hoş. Olmuş. Çok yani, böyle bu nesil gibi olmuş. Paletlerin rengi de güzel böyle. Böyle çok evet. böyle şey hani Cem Yılmaz'a olacak ama janjanlı renkler olmuş böyle. Çok keyif aldım mesela böyle şey alev böyle yanmasına evet. falan çok ve, güzel. Kratos da aslında çok şey detaylı yapılmış. Değil mi? Detaylı evet. yapılmış. Ha şurada şey varmış. Aa, o bak şu sahne mesela ne kadar güzel bir sahne ya. Şu çok güzel. Hemen şuradan bir şey dolduralım. Depoyu fulle hacı. Fulleyelim. Şunlar bizim save pointlerimiz mi yanarlar? Şu anda girmeyelim. Yani aslında oyun tabii ki bir yandan PSP'ye özel yapıldığında unutmamak lazım. Yani orijinali. O yüzden sanıyorum çok fazla silaha, çok bak, fazla büyüye abanmamış bak, olabilirler. Yani bak şu sahne var ya çok güzel mesela. Abi bak şu ne kadar güzel böyle su yansıyor böyle duvarlara falan. Şunları özleyeyim mi? Aha oğlum ne gerek var şimdi yazık yalan değil mi? Ork gibi. Oğlum adamı resmen çaldın. Bu arada bunlar da kuzu gibiler yani abi. Yani bunların bu 100 metre falan burası. Şurada kapı var. Şurada aha. da bitiyor zaten. Bunlar burada. Öyle dolaşıyor. Ne yaptı ne tuvaletleri sen. Var ne yiyecekleri var. Bence kaçıyor. Gel lan buraya. Ha bir de biliyorsun bizim şeyler oyun karakterleri arkadaşlar çanak çömlekle bayılır. Hiç haz etmezler. Bayılır baksana. Yani çanak çömlek gördüm. Ben bunları kıracağım. Ulan dersin ki şunun içine bakayım bir şey var mı? Yok bunlar depiyorlar abi. Kıracağım seni. Evet. Ooo babaya bak babaya. Şimdi bu arkadaş sadece şeyle ölüyor. Alevle bunun kalkanı onun, var. Onun ilacı o. Tamam mı? Burada önce şundan bir yollayayım. Şu arkadaşlar o çevredeki şey böyle sivrisinekler bir gitsinler. Canım sıkıyorlar. Murat küçük sinek mide bulandırır. Şunu bir alalım. Oo. Vur. Burada beni kır. Aranın sırada bu yakaladığın zaman da yine sana bir Quick Time Event çıkartıyor. Ha. Orada eğer gerekli şey yapamazsan o senin ağzına çakıyor. Ha, yani doğru zaman yapacaksın. Doğru zamanda yapman gerekiyor. Combo olarak şöyle bir çevirdiğimiz klasik combo var. İşte büyük şey Y tuşu, Y diyorum Xbox'a bir dakika. Üçgen ne denir? Kuvvetli atakken aha. bir tane de light atağımız var. Klasik. Bu arada bunu sadece dediğim gibi kaç? Çok güzel. Bununla yapabiliyoruz. Hadi Murat artık şunun ağzını bunu kırarsın. Bitti ya o çevredekiler. Ya bir şey sonra. Bunun bir tarafı çok kalkmış hali artık yapıyor öyle böyle şey. Tekme atmalar yok elindeki şeyi böyle. Ya hadi be güzelim. Zamazingo'yu sallamalar bunu sen ağzını burnunu bir kırarsın ha. Alacak şimdi. Evet. Bunu sen ver bakayım. Elinden al onu. Dur. Allah. Abi, alacağım dur. Yalnız dur Murat. Alacağım dur. Heh. Sen gel bir bakayım. Sen onu bana ver.
Akıl kolunu al işte. Yapıştı. Ağzına vur. Of. İşte budur. Ha? Sen ne geziyorsun elinde? Çarkla. Ha Allah adamı. Elinde eşek kadar çarkla geziyorsun. Hayır, işin kökü anı. Bu adam pitandır mitandır yerin dibine koymuş, tamam mı? Sen hala artistik yapıyorsun ki çarkla. Ha, yer mi? Yani titanları bile almışım ben de üstüne. Titanları titmiş abi. Doğru yerden mi geldim acaba? Ya? Bilmiyorum. Doğru yerde herhalde. Şey oldu. Nevrim döndü savaşırken. Çamlak çömlek var mı? Doğru yerdesin abi. Devam, devam et. Evet, oyundaki sekanslardan birini göreceğiz. Bakalım doldurmam gerekiyor mu? Evet. Yok, yeşilken değil maviken almak lazım. Şunu da alalım. Oyunda biliyorsun God of War'da aslında birinci ve ikinci, üçüncü de biraz azalmakla beraber aslında çok fazla şey vardı. Puzzle vardı. Bulmacalar, çok ciddi puzzle'lar vardı God of War'da. Hı hı. Ama PSP'nin için yapılması nedeniyle sanıyorum yine neredeyse hiç yok diyebilirim. Yani oynadığım puzzle bakımından en zayıf God of War oyunu bu oldu. Evet. Ara sahneler gördüğün zayıf, gibi zayıf, çok şey zayıf, değildi. Evet. Ona çok fazla uğraşmamışlar. Bir daha render etmemişler bunun için adamlar. Evet. Onu olduğu gibi kullanmışlar belli. Peki ufak bir başka bir bölüm daha göstereyim. Göster bakalım aç. Oradan bir devam edelim. Oradan bir kuple. Ufacık bir kesik atalım buraya. Evet, geldik. Oo bak gayet güzel lavlar mavlar. Evet. 7000'de şeyimiz varmış. Aslında bir şeye mesela şunu bir upgrade edeyim istersen. Çok köşe. Sizlerle göre. Upgrade ediyorum bu elindeki kılıç kalkanı. Yeni bir combo açıldı. Yeni bir combo açıldı. R1 üçgen, L1 üçgen. Lotion Yastırak diye bir şey var abicim. Kare veya üçgen ediyor. Bakalım bir hemen. Alalım onu. R1 üçgen. Ha, böyle yere çarptığımız bir şey işte burada. Allah ama ne yaptı bak. O baksan güzel bir geçişti yani. Alevler malevler. Siz... Alevli malevli arkadaşlar. Yanar dönerdi. Yani yanar dönerdi. Hiçbir şeyden kaçınmamışlar. Evet. Gerekli olan meşaleydi. Bilmem neydi. Koymuşlar ortama. Bir de bir şey söyleyeyim mi ben sana? Bu oyunlarda ben bu meşaleleri falan çok... Ya kim yakmış arkadaş bunu böyle? Ben sönmez değil mi? Bir de mesela şeye girersin, yıkıntıya girersin zarla zorla. Ondan sonra abuk subuk yerlerde içeride meşale yanıyor. Ha. Ne alaka abi bu? Niye değil mi? Hiç... Ya sonsuz enerjiyi mi bulmuşlar? Orada yakmış gitmişler mi? Ne tamam, yapmışlar ya abi? Ya tamam şimdi öyle yer deme Murat, beni üzme şimdi. Ne bileyim bitki koy, yeşil ışık versin falan. Öyle bir şeyler yap. Aha tipte bak. Bakalım neymiş abi şu. Aa bunlar çok hızlılar yalnız. Şunu bir koyalım. Hop. Oho dağılırlar abiler. Bak bu mesela koşma hareketini yapamıyorsun bu şeyle. Ha. Allah dedik. Çok güzel. Murat bir iki kafa almış. Tabii ki, birkaç quick time event göster bize ya. Bunun tabi olayı şey abi ya. Bak o şey çıkarsa. Oh, bunlar zayıf geldi ya. Oh. Bak vurabildim. Evet. Oh, aldım herifi. Resmen kelle uçurdu yalnız herifine. Bu nasıl bak tık 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 tık. Bir tane daha evet. Güzel güzel çok güzel. Öbürü neydi abi? L1 üçgen vardı değil mi? Ooo bu da iyiymiş ya. Sen gel abi. Oh. Oo, Allah işte be bak. Kafa aldım Murat kelle avcısı. Şunu da bir dolduralım. Zaten çok fazla bir yer göstermeyeceğim bundan sonra. Şuradan bir dönelim. Burada böyle bir geniş açıya geçecek oyun. Onu da bir göstereyim sana. Aa bak yeterince şu manzara da güzel yani. Bak şu manzara yeterince çok güzel. İyi. Yani bunu bir 50 liraya falan aldığınız bir oyun bu sonuçta. Evet. İkisini birlikte sanıyorum 50 lira mı 60 lira mı ne tam emin değilim ama ucuz yani onu söyleyeyim. Baksana arkada yıldırımlar mıldırımlar falan. Ha. Ortamları da güzel. Evet. Ha şimdi burada mesela hemen yine şeyi alayım. Belli hedef burada hemen yukarı çık abileri bir yani al önce. Ya yukarı çıkacaksın ya da onları bunlarla halledeceksin. Onlar bayağı bir zorlayacaklar sen. Yukarı çıkmak belli oldu yani o işin. Ya bir izin verin ya. Olmaz oğlum. Peki tamam hadi. Tamam. Siz çok istediniz beni anladım. Hadi Murat. Sen neydin abi sen? Ha orada artık yapıyordu bunlar ikisi birden ha. Bir yer almışsın elinde. Ah ne yapalım? Oh 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 oh.
Kafanı al, kafanı al, unutma. Kapat, ah be. Evet. Aşağıda o zaman kapatmanı istiyorum. Şöyle neyi de alayım mı? Oğlum taş taşını bırakmadın. Bir de şöyle bir, bir büyü var diyeyim. Bu da sağlanmış ha. Şöyle, bu ağır abi virüsü mü? Böyle taşlaştırıyor. Ne kadar kalıyor? Sağlar, az kalıyor. Yani. Tabii bunların hepsi güçlendiriyor. Ama benim çok yani şey yaptığım bir şey değil bu. Gears of War diyorum. God of War için şey değil. Şu daha iyi yani. Evet. Şu hakikaten oyunda gördüğüm en iyi şeylerden biri. Vortex güzel yani. Bir de bunda ben God of War'da şunu anlamıyorum. Bu artık bilmem kaçıncı oyun. Her oyuna zincirli zımbırtısıyla başlar. Silahıyla başlar ama oyun sonunda 5 tane silahı, bilmem kaç tane büyüsü olur. Aha. Ne yapıyorsun sen abi? Bir sonraki maceraya çıktığında onları evde mi bırakıyorsun? Bunun bir tane şeyi var, zincirin? Odası var. Odasında böyle duruyorlar bunlar raflarda. İşte Medusa'nın kafası dondurur, bilmem neyin bilmem neyi şunu yapar. Al abi bir iki tanesini yanına. Öyle gidelim değil mi yani, bir yerde? Her seferinde sıfırdan başlama ya, gözünü seveyim. Evet. Evet, olay bu abicim. Bırak istersen bırak. İşte bak onu söyleyeceğim. Ben bunu oynamaya başladım. Çok fazla bir şey beklemiyordum. Sonra bir 10-15 dakika sonra böyle birden baktım kaptırmışım yani kendimi. Al onu da kesin. Akıyor değil mi oyunu bir anda? Oyun akıyor ve şey de yok. Gözünüze batan, çarpan bir şey yok. 10 saate yakın, 8 saatlik falan bir oyun süresi var. Hikaye olarak sanıyorum birinci ile ikinci arasında olması lazım. Tam emin değilim ama kardeşini arıyorsun. Onu söyleyeyim. Oyunun en başında hemen zaten ya, çıkıyor ortaya. Şey Allah'ını seversen. Yani çok da önemli değil yani. Hangi God of War için önemli oldu? Nereye gittiğini en sonunda bilenin kellesini alıyorsun. Kellesini alacaksın. Ben şunu söyleyeceğim esas. Bu oyunu oynarken böyle şeyin yalgısına düştüm, tamam mı? Keşke şurayı da yapsalarmış şöyle. Keşke bak burada bunu böyle yapsalarmış diye böyle gösteren sahneler için konuşuyorum. Hı hı. Bir böyle bir oyunda böyle bir kalite böyle duygusunu aramaya başladım, tamam mı? Kalite olgusu aramaya başladım ama şimdi içimden kendi kendime dedim ki ya dedim Onur ne yapıyorsun? Bu oyun en nihayetinde upgrade edilmiş olan ve PSP için üretilmiş olan, tasarım PSP için yapmış olan bir oyun neyin kalite olgusunu arıyorsun diye kendi kendime sordum. Hı hı. Yani aslında oyun o kadar çok iyi tasarlanmış ki ya şuradaki o fine tune böyle ince ayarları böyle arıyorsun kendi içerisinde. Ama baktığın zaman bu oyun işte yarıştırıyorsun ama aslında değil, öyle bir iddiası yok. Bunun için amaçlanmamış ama bu da işte bu oyunun kalitesini ortaya koyuyor. Evet. O kadar iyi yapılmış ki şu an gösterdiğin kadarıyla. Kutulu satılan 110 liraya alacağımız oyun da ben mukayese edecek seviyeye kadar getirttim kendim bir anda. Yani bence açıkçası arkadaşlar herkes buna God of War hayranları direkt almalı. Hiç yani paraya acımayın, 50 lirayı basın. Abi nereden baksan burada 15 saatlik oyun var. Tabii 2 tane sonuçta. Ya, Chains of Olympus var. PSN'den ucuza alınıyor bildiğim kadarıyla. Kaçırmayın derim. Bence de kesinlikle kaçırmayın arkadaşlar. Yani bence çok kaliteli yapım olmuş. Kratos'a bir dönüş yaşadık bugün. İyi oldu. Biraz kafa kırdık. Darısı başınıza diyelim. Kemikler sizi bekliyor arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. İyi oyunlar. Bye.